bir bir, bir araya gelelim. Sen ben yok, hep biz diyelim. Yeniden en güçlü olsun diye Türkiye, hep yeni, hep ileri AK Parti. Yan yana, can cana, el ele verelim. Canımızdan daha çok, çok, çok sevelim. O titreten gücünü bulsun diye Türkiye, hep yeni, hep ileri AK Parti. Gücünün doruğunda, düşmanın kabusunda, mazlumun duasında olsun diye Türkiye, hep yeni, hep ileri AK Parti. Hep yeni, hep ileri AK Parti. Her zaman, her yerde, nehirden denize, zaferden zafere koşsun diye Türkiye, hep yeni, hep ileri AK Parti. Hep yeni, hep ileri AK Parti. Sizin de ifade ettiğiniz üzere devamlı sahalardayız. Gece gündüz demeden devamlı vatandaşlarımızla birlikte olmaya çalışıyoruz. Bugün de yine ilçe başkanımızla ve tüm teşkilatımızla birlikte Yörükseli mahallemize geldik. Buradaki esnaflarımızı ziyaret ettik. Onların sıkıntılarını ve dertlerini dinliyoruz. Tabii sahada olmak güzel, vatandaşlarımızla birlikte olmak güzel. Onların sıkıntılarını, dertlerini direkt yerinde tabii ki dinlemek, işitmek bunlar güzel. Şehrin genel olarak problemlerinin farkındayız ama özellikle bu tarz saha gezisiyle de birlikte tabii ki hem caddelerin hem sokakların kendine ait lokal sorunlarını da direkt olarak vatandaşlarımızdan öğrenebiliyoruz ve bir problem havuzu oluşturabiliyoruz. İnşallah dediğim gibi göreve geldiğimizde bunları da bir bir çözeceğiz. Tabii ki en çok talep 6 Şubat'ın etkilerini görüyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın en fazla söylediği şeyler şehrin bir an önce ayağa kaldırılması. Bu noktada tabii ki atılan çok önemli adımlar var. Biliyoruz 6 Şubat'tan itibaren Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, devletimiz, yine buradaki tüm yerel yöneticilerimiz çok büyük bir gayret içerisinde, özveri içerisinde çalışıyorlar. 10.000 konutun teslimatı yapıldı. Bir taraftan şehir merkezimizdeki 10.000 konut artı işleri, şehrin kalbi yükseliyor. Öbür taraftan hastane, sağlık altyapılarımız güçleniyor. Bir taraftan eğitim altyapımız güçleniyor. Bir taraftan sanayi altyapımız güçleniyor. Elhamdülillah 6 Şubat'a göre tabii ki çok daha iyi konumdayız ama hala tabii ki eksikliklerimiz var. Bunları da tamamlama noktasında çok büyük bir gayret içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın bir an önce tabii ki şehrimizin eski rutinine dönmesi beklentisini biliyoruz. İnşallah göreve geldiğimizde de hem Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte hem bizler tüm teşkilatlarımızla, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte inşallah bu şehri 6 Şubat'tan daha iyi, daha yaşanabilir, daha konforlu ve daha dirençli bir şekilde hep beraber inşa edeceğiz inşallah. Hamdolsun çok iyi gidiyor. Tabii bugün Yörükselim Hastanesi civarındayız. Burada esnaflarımızla geziyoruz. Başkanımız ifade ettiler. Teşkilattan arkadaşlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, Cumhur İttifakı paydaşı teşkilattan arkadaşlarımız. Tabii biz bu zamana kadar biliyorsunuz yani her dem, her fırsatta bulduğumuz her zaman vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, gerek partide misafirlerimizi kabul etmeye, gerek de taziyede, düğünlerde, esnaf ziyaretlerinde buluşmaya gayret ediyoruz. Yine 31 Mart seçimleri kapsamında da yine bu çalışmalarımızı eksik bırakmaksızın inşallah gezerek, dolaşarak ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Tabii önümüz Ramazan ayı. Bunu da hesap ediyoruz. Günler tabii hava şartlarının müsaade ettiği ölçüde yarın bir gün belki sivil toplum kuruluşlarının yine ziyaretlerimiz devam edecek. Hafta sonu kırsalda başkanımızın programları vardı. Orayı organize etmiştik. Oraya gittiler. Pazar günü az önce ifade ettiğiniz Büyükşehir Belediye Başkanımızın proje lansmanına katıldık. Orada ilçelerimizle alakalı neler yapılacak, ilçemizle alakalı 13 Şubat'ımızla alakalı neler yapılacak bunlara şahitlik ettik. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri şehrimizin hızlı bir şekilde inşallah ayağa kaldırılması. Biz de bu noktada gerek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sonrasında hükümetimiz, devletimiz, bakanlarımız, burada milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz inşallah 1 Nisan'dan itibaren de
yeni başkanlarımızla birlikte Allah'ın izniyle milletimize layık olmaya, onlara hizmet etmeye gayret edeceğiz diyorum. İnşallah zaten bize güveniyorlar, yine bize güvenmeye devam etsinler. Ve biz de bu şehrimizi milletimizin beklentileri doğrultusunda hızlı bir şekilde ve daha güzel bir 10 Şubat, daha güzel bir Kahramanmaraş'ı inşa etme noktasında çalışmalarımıza devam edelim istiyoruz. Bütün isimlerimizi teslim ettik. 915 tane bizim sandığımız var. 914 sabit, bir tane seyyar sandığımız var. 915 sandığımız var. Bütün bu çalışmalarla alakalı ilçe seçim kuruluna biz sandık asil ve yedek üyelerimizi ve müşahitlerimizi ayarlamış durumdayız. Tabii ifade ettiniz, siz büyük bir aileyiz, büyük bir teşkilatız. Bu noktada da çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah seçim günü de bütün sandıklarımızda sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz bulunmak suretiyle milletimizin iradesine sahip çıkmak suretiyle o gün onların verdiği bir oyun heba olmaması için inşallah sandıklar kapanıp, sandık seçim tutanakları tutulup adliyede de bu verilerin doğru bir şekilde girilmesini sağlayıp inşallah 31 Mart akşamı seçim zaferimizi yine sizlerin şahitliğinde milletimizle birlikte kutlayacağız diyorum.